Tamam ya kırmızı halıdaydık diyor onur kulağıma da kırmızı halı mevzusunu geçtik şimdi bitti. İki tane tartışmalı konu vardı hani Kazakistan'dan nasıl geldiniz bir de bir kırmızı halıyla sizi karşılamışlar. Evet. Her ikisine de Sayın Aycı cevap verdi artık onları uzatmaya gerek yok. Biz gelelim esas mevzuya esas mevzu ne? Ya şimdi ben mesela kişisel olarak havacılık sektöründen anlamam fakat hani Türk Hava Yolları'nı biliyoruz işte başarılı güzel. Ama küt diye pandemi girdi devreye. Eyvah dedik ya bizim hani Türk Hava Yolları şey mi olacak, zarar mı edecek, işte geriye mi düşecek filan diye endişelenmeye başlamıştık. Şimdi ben aslında İlker Bey'den esas bunu anlamak istiyorum. Yani Türk Hava Yolları pandemiden önce neydi, pandemi ne kadar vurdu ve pandemiyle birlikte şu anda ne durumdayız? İsterseniz bunu anlatalım. Tabii. İyi durumda mıyız? Önce onu sorayım ya. Yani i̇yi Türk Hava Yolları iyi durumda i̇yi mı? İyi durumdayız. Hatta Avrupa'daki en iyi durumdayız. Dünyadaki de en iyi beş taneden bir tanesiyiz. Gerçekten mi? Evet. Avrupa'da yani, bir mi? Avrupa'da en iyi durumdayız. Network taşıyıcıları içerisinde, bizim gibi Legacy Hava Yolları dediğimiz network taşıyıcıları içerisinde... Ne demek network? Açık ara lideriz. Network taşıyıcıları? Network taşıyıcıları bir hub mantığıyla, bir network mantığıyla dünyayı birbirine bağlayan hmm. ve dünyanın bu, hani bu doğu batı kuzey güney eksenlerindeki bir şey mi diyorsunuz ya yani bu bağ bu kapsamdaki bu kapsamda bu büyüklükteki hava yolları için sayzımız büyük. Ve şu anda dünyanın on büyük hava yolu içerisinde bir hava yolu haline dönüşmüştük. Son, pandemiden hemen önce. Ama pandemiyle birlikte bu rakamları daha da iyileştirdik. Avrupa'nın zirvesine oturduk. Uçuş sayısı dakika, bakımından o zaman pandemi darbe vurmak, geriye götürmek yerine ileriye mi götürdü? Onu mu Eğer krizde istiyorsun? krizi fırsata çevirecek bir bakış açınız varsa, böyle bir vizyonunuz varsa, Türk Hava Yolları çalışma arkadaşlarım gibi şirketine aidiyet duygusu çok kuvvetli ve 88 yıllık bir havacılık birikimini kendilerinde bulunduran bir şirkete sahipseniz, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş, en modern havalimanlarından birine yuvanız olarak, hub'ınız olarak yeni İstanbul Havalimanı'ndan bahsediyorum sahip sahipseniz yani. böyle bir güçlü havalimanı altyapısı, böyle bir güçlü havacılık ve ulaştırma ve lojistik vizyonuna sahip bir ülke olarak 16-17 yıldır buna yatırım yapan ve adeta bu günleri, bu fırsatları bekleyen bir ülke olarak yatırımlarınızı yapmış, büyümüş, çalışmış ve hep bir Dalgalanma olsa da o dalgalanmada biz sıyrılıp hepsini geçsek diye bekleyen bir ülkeyseniz, islim üzerindeyseniz olur. Peki. Yani pandemi bir dalgalanmaydı, bize bir fırsat yarattı. Bitti Aynen. Onu... Şu tabloda, şimdi bir tablolar <laughs> var elimizde. Şimdi Ryanair bakın burada bir Bu de mi? gözüküyor ama Ryanair bir network bir... hava yolu, legacy hava yolu değil. Şurada, şuradan gele gelebilir Tabi Tabii tabii. Bir de bakalım. Müsaadenizle. Bu tablolar nedir yani? Bunu, bunu ne anlatıyor? Bu... Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısını anlatıyor. Bakın, yani Avrupa'daki günlük ortalama uçuş sayısına göre Türk Hava Yolları ne durumda? Bakın şimdi şöyle rahat görsün e, izleyicilerimiz. 2020 yılında Ryanair'ı ayırıyorum bakın burada Ryanair'de EasyJet'te Bunlar network hava yolu şirketleri, legacy şirketler değil. Bunlar low cost şirketler. Şunu mu diyorsunuz? Türk Hava Yolları onun klasmanında değil. Değil. Evet, bunlar diğer klasmandaki şirketler. Niye buraya aldınız Ucuz o zaman? Ucuz. Ama bütün totale bakılır. Tamam. Totale bakıyoruz biz şu anda. Tamam. Ama kendi boyutumuzda Lufthansa, Air France, KLM, SAS, British Airways. Baktığınız zaman bunlara, bunların kategorisinde mesela Lufthansa ile aramızdaki farka bakalım. 626 uçuş yapmışız 2022'de günlük. ise 530'da kalmış. Air France 509'da kalmış. British Airways 320'de kalmış. Yani Türk Hava Yolları'nın yarısı kadar kalmış. Bu tarafa geliyorum. 2021'i ne yapmış? 2020'nin özelliği neydi? Pandemi. Pandeminin ilk yılı. İlk yılı. Pandeminin 2021 yaşandı 3 ay hiç uçulmayan, sadece 9 ay uçulabilen ama onda da çok büyük kısıtlarla ve çok az uçuş yapılabilen bir dönemdi. 2021'de pandemi yılı tam olarak. Tam pandemi yılı baştan sona ama 2021'de, 2020'de pandemide bazı dersler alınmış. Alınan bu derslerle ülkeler yanlış politikalardan görece daha doğru politikalara yavaş yavaş geçmeye başlamışlar. Aşı yayılmaya başlamış, aşı kullanılmaya başlanmış ve yavaş yavaş ülkeler pandemiyi iyi yöneten ülkelerle pandemiyi daha iyi yönetemeyen ülkeler arasında yavaş yavaş bağ, bağ açılmış. Yavaş yavaş ayrışma Ayrışma olmuş. Ayrışma olmuş. Peki, Bu ayrışmada Türkiye, Türk bir Hava pandemiyi yolları... en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu Türk Hava Yolları'nın performansından okuyabilirsiniz. Müthiş bir atak yapmış. Yani 938 e, ortalama günlük uçuş sayısı. Evet. Bakın Lufthansa neredeyse %50 arkada. Yani evet, 617. Air France 648. 648. Ya onlar yine de görece diğer rakiplerine göre daha iyi durumdalar ama Türk Hava Yolları'nın bizim 3'te 2'miz. Bizim 3'te 2'miz durumda. 3'te 2'si. 3'te bir fark yemiş. Doğru. Doğru. Şimdi dolayısıyla Ryanair kısa mesafe uçuşlar yapar. Kısa havalimanları arasında, yakın ülkeler arasında çok uçuş yapar. Onu diyorsunuz Onun iş biz, modeli farklı. Biz hani o yüzden birinci diyoruz. O yüzden. Biz Amerika'dan getiririz. Japonya'ya uçururuz. Peki, Japonya'dan İlker Bey, getiririz Afrika'ya uçururuz. Basit bir şey soracağım. Bir hava yolunun başarısı Ortalama günlük uçuş sayısıyla mı ölçülür? Sadece şüphesiz bununla ölçülmez. Birazdan isterseniz karlılık rakamlarına bakarız. O Aa, da ona gösterir. Da Tabii. Ama esas ona. Karlılıkta da onlardan çok öndeyiz. Esas ona bakmak gerekmez mi? Tabii ona da bakmak gerekir esas. Ona karlıkta da mı bakmak? Onlardan çok öndeyiz. Karlılıkta. ona bakacağız bir dakika. Karlılıkta onlardan çok öndeyiz ama uçuş sayısı olarak. Ya, yani Türkiye'nin şey var mı? Ile... Karlılık, bağlantısı bakımından. Karlılık şeyi var mı list, e, çizelgesi? Yoksa da arkadaşlar bir iki dakikaya koyarlar ona bakarlar. Tamam şimdi. o da var. Ama ben sözlü söyleyeyim isterseniz çok kolay bir şekilde. Karlılığı mı söylüyorsun? Evet, 2020 an? yılında tüm sektörümüz toplamda 360 milyar dolar zarar yazdı. Bu yılsa 2000, yani 2020 yılında pandeminin ilk yılı. Pandeminin ikinci yılı 2021 yılında da sektörümüz aşağı yukarı 80-90 milyar dolar civarı yine bir zararla kapattı. Ve üçüncü çeyrek yani yüksek sezon dediğimiz turizmin en yoğun olduğu, seyahatin en yoğun olduğu yaz sezonunda sadece şirketler kar yazdılar. Ama senenin dört çeyreğini birden aldığınız zaman dördüncü çeyrekler daha açıklanmadı bu arada. O yüzden söyleyemeyeceğim. Sadece ilk üç çeyreği kıyaslayacağım. İlk üç çeyreği kıyasladığınızda her üç çeyrekte de kar etmeyi başarabilen Üç çeyrek sonunda totalde kar etmeyi başarabilen ve ettiği rakamla da diğerlerini hem üç çeyrek karı hem de her çeyrekte kar etmeyi başaran Türk Hava Yolları. Bu yani anlamıyla hiç Avrupa'daki zarar yeri etmedi geride ki. bıraktık. Türk Hava Yolları hiç zarar etmedi mi? O anlamıyla etmedi. Hiç. Yani, pandemide zarar yok. Hayır. 2020 yılında zararımız var ama 2020 yılındaki operasyonel zararımız çok sınırlı. Diğer şirketler hatırlayalım. Hmm. On Diğerleriyle piyasalandı. Sen çıkardılar gidip hükümetlerinden kurtarma planları alıp 10 milyar euro, 7 milyar euro, 9 milyar euro veya işte Amerika'da toplam 30 milyar dolar bir kullan, paket kullandırıldı. Arkasından ikinci bir paket kullandırıldı. Ve şirketler büyük nakit hibe yardımları aldılar. Şunu mu diyorsunuz? Yani pandemi döneminde Türk Hava Yolları diğer rakiplerine kıyasla karlılık açısından iyi yerde. Evet. En az gelir kaybeden, Avrupa'da en çok tasarruf eden, %53'le, %53, %53 tasarrufla 2020 yılını en çok tasarruf eden kapattık. 2021 yılını da 3 çeyrek sonunu söyleyeceğim. 4. çeyrekte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra herkes açıklayacak. Yine göreceksiniz ama 3 çeyrek sonunda 2021'inde rakamları yüzde %30 tasarruf ederek yine herkesten fazla tasarruf etmeyi başardık. 3 çeyrek sonunda da Avrupa'da da dünyada da kar etmeyi başaran, bir şirket olarak üçüncü çeyreğin sonunda konsolide 735 milyon dolar net kar açıkladı. Net kar açıkladı. Bu kadar. Peki. Ama sene sonunda daha da iyi şeyler göreceğiz. Bir sonraki grafiği görelim. Yani biraz önce vardı. Yani şu anda Türk Hava Yolları e, kaç ülkeye bu mudur? Bu bizim grafikler? pandemi öncesi pozisyonumuz. 128 ülke, 329 şehir, 334 noktayla dünyanın en büyük dördüncü network'üyüz. Yani sizi bir yerden bir yere götürmede dünyanın A noktasından B noktasına, kuzeyden güneye, doğudan batıya nereye isterseniz sizi götürebilecek hava yolları arasında dünyadaki dört büyükten birisi Türk Hava Yolları olmuştur. Bu pandemi öncesi. Bu pandemi öncesi. Peki pandemi bunu nasıl etkiledi? Pandemide bütün networkler koptu. Çünkü dünyanın doğusu bir defa çok ciddi bir kapanmaya uğradı. Çin, Hindistan, e, karantinalar Japonya, kapasite kısıtları Kore, Hong Kong, e, Taipei, her yer kapanmaya başladı. Doğu ciddi anlamda kendini kapadı ve kısıtladı. Batıysa Amerika açık, Kuzey Amerika açıktı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri aşıya en erken erişim gösteren, en erken toparlanan ekonomi olarak en hızlı açtı. Amerika gibi dünyada kendini açık tutan bir ülkede Türkiye'ydi. Ve bu anlamıyla Türkiye çok doğru bir şey yaparak, Cumhurbaşkanımız da bir iki gün evvel bahsettiler. Bütün dünyaya Türkiye'yi açık tutarak, Türkiye'yi bağlantılı tutarak bir kere Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesini ve Türkiye'nin dünya ile bağının kopmamasını sağladık. Peki şu anda bugün... Şu anda bu network'ün dörtte üçü açık. Bugün? Evet. Ama kısıtlar var. Dünyanın üçte biri... Hala kapalı. Kapalı. Üçte biri kısıtlamalarla devam ediyor. Kapasite kısıtlamalarıyla, frekans kısıtlamalarıyla, yolcu sayısı kısıtlamalarıyla devam ediyor. Dünyanın üçte biri ise açık. Şimdi böyle bir dünyada çalışıyoruz. Çok zor. Böyle bir dünyada çalıştığımız Hayır, halde, yani halde... Şu anda şöyle sayamıyorsunuz. Biz 128 ülke, 329 şehir, 334 noktaya gidiyoruz diyemiyorsunuz şu anda. Diyemiyorsunuz. Çünkü kapalılıklar, kısıtlamalar, karantinalar hala devam ediyor. Ama bir yandan da yavaş yavaş ülkeler açılmaya başlandı. Gelecek yılın yani bu yılın 2022 yılının 6. ayından sonra yani ikinci yarısında Çin'de biraz daha kapasitenin açılacağını, Hindistan'ın devreye gireceğini, Şu tabloyu... Japonya'nın karantinaları yavaş yavaş kaldıracağını. O zaman siz bu tabloyu biraz daha ikinci yarıda 2022'nin ikinci yarısında dönebileceğimizi düşünüyorsunuz. Şimdi İlker evet. Bey ben şöyle bir şey yine uzaktan bakarak ya diyorlar ki bu işlerden biraz anlayanlar, Türk Hava Yolları pandemiye rağmen nasıl karlılığını sürdürebiliyor, başarısını sürdürebiliyor. Ee, uzaktan bakan gözlemciler şunu söylüyorlar bana: Ya Türk Hava Yolları e, bir dönüşüm yaptı, kargoya ağırlık verdi. Kargo kargo uçuşlarına müthiş bir ağırlık verince, evet. e, doğabilecek bütün zararları oradan karşılamış oldu dediler, diyorlar. Bu dışarıdan verilen bir bilgi bana. Son derece doğru mu? Son derece doğru Ahmet Bey. Ama buna, kargoya mı hemen gümeni evet, kırdınız? Çünkü geçmiş krizlerden ders almıştık. 2016 jeopolitik krizinde ve ciddi anlamda uçaklarımızın boşaldığı, terörle mücadele ettiğimiz o yılda e, biz ders almıştık. 2015'te ilk defa şirketin başına başka olup geldiğim zamanki İlk yaptığım planlamada kargoyu büyütmek vardı. Türk Hava Yolları'nda kargonun büyümesi gerektiğini görmüştüm. Yani siz zaten görmüştüm. 2015'te başlamıştınız. Evet, 15'te Mindset'imizde vardı bu. Ama 2016'da hemen peşinden daha ikinci yılımda o büyük kriz yılını gördüğümde çok daha hızlı bir büyüme planı yapmak zorunda olduğumu anlamıştım. Çünkü bölgesel krizler, jeopolitik krizler her an... Türkiye gibi hassas bir bölgenin tam ortasında bir istikrar adası olan ülkenin de sivil havacılığı üzerinde zaman zaman iniş çıkışlar, turizm üzerinde iniş çıkışlar meydana getirebilirdi. O anlamda riski yönetmek için yolcu uçaklarınız sizin şu ya da bu şekilde uçamadığı zamanlarda güçlü bir kargonuz, güçlü yan markalarınız varsa o yan markalarınız ve kargo sayesinde kayıp gelirlerinizin önemli bir kısmını telafi edip nakit akışınızı büyük bir riske sokmadan rahat yönetebilirdiniz. Sigortacılıktan geldiğim için risk yönetmek, riski fiyatlamak, riski analiz etmek, değerlendirmek, riske karşı tedbirler alıp rizikoyu küçültmek, rizikoyu yönetmek. Yani şimdi pandemide madem uçuşlarda kısıtlamalar var, kargoda yok. Kısıtlama. Kargoda yok. Kargo serbest. Kargoda yok. Hatta Peki bir bakalım bir şimdi. Yenilik daha yaptık. Yolcu uçaklarını kargo olarak kullandık. Bu da Gerçek, bir yenilik. Gerçekten mi? Evet. Nasıl yani? uçaklarını kargo olarak mı? ilk söylediğimizde, peki uçağın içine nasıl kargo yerleştirebildiniz? Bazı uçakların koltukları söküldü. Koltukları bazı söktünüz. uçakların da e, koltukları kaldı. Onların üstlerine özel arkadaşlar e, gerekli paketlemeleri yaptılar ve üzerlerine e, her şeyi tabii uçağın içine sokamazsınız. Her ürünü alamaz uygun ürünleri. uygun ürünleri ve uygun uçakları. Allah Allah, buna döndü yani işler. Tabi. Hatta sonra yeni bir kavram gelişti. Şimdi Passenger Cargo Flight diye yeni bir kargo kavram gelişti yani şey sırasında kargo yolcunuz kargo oldu. Evet, evet yolcumuz kargo oldu. Çünkü bir şekilde uçağın içini doldurmamız gerekiyor. Peki o bir para kazandırıyor değil mi? E kazandırdığı için en fizibil olan uçakları seçtik. Mesela ilk 30 uçağı seçtik. Bunlar içerisinde ekonomik verimliliği en yüksek olan 30 uçağı aldık. Hı. Önce onlarla başladık. Sonra arkasında diğer uçak Peki ekleyelim. normal yolcu uçağında koltukları falan söküp ya da özel düzenleme yapıp kargo uçurmak uçağa herhangi bir zarar vermiyor mu? Vermeyecek şekilde arkadaşlarımız bunu yönetecek teknik bakım ekibine sahibiz. Çünkü bugün TE teknik mühendisleriyle teknisyenleriyle bugün oradaki yetiştirilen e, kar kadrosuyla harika bir e, ka, şeyi kadro yetiştirmek. Peki o zaman Bu şimdi kadro şu anda elinde o kadar çok şey geliyor ki. Sadece lisans kısıtlamaları var. O lisans kısıtlamaları da akreditasyonlar da olmasa bizim öyle arkadaşlarımız mi? bugün Türkiye'nin sivil uçağının yapımında bile ellerini kollarını sokup o uçağı inşa edebilecek kapasitede bilgi birikimine sahipler. Şu anda dünyanın 5. büyük kargo taşıyıcısı mı Türk Hava Yolları? Evet öyle. İşte orta görüyorum ben evet, dünyanın 5. Büyük. büyük. 2015 yılında. Ne zaman geldi bu noktaya? 5. büyük. 2015 yılında 24. sıradaydık. 20, kaç? 2000 kaçta? 15'te mi? Evet. Kaçtaydık? 24. sıradaydık. Ha şuradan geldi. Sen evet, Sizin evet. de hani yapmaya başladığımız dediğimiz evet, süreç de burada başlıyor evet, zaten. Evet, orada başlıyor. 2016'da o kriz Aynen. sırasında 894'e. Bu Aynen. nedir bu rakam? Neyin baremi? Tonaj. Ne, Tonaj. 894, 894 ton. ton. Evet. Sonra 2017'de yükseliyorsunuz. Milyon ton oluyor. Siz sonra aslında bakın, pandemiye hazırsınız kargoda aslında evet. büyük ölçüde. Bakın dikkat edin, 2016 kriz yılından sonra nasıl bir sıçrama olmuş görüyor musunuz? Evet. Görüyor musunuz? Sonra 2019 pandemi nerede başlıyor? Normalde planı burada yapmışız, yavaş yavaş büyütmeye başlamışız. Pandemi bak, nerede başlıyor? Pandemi bakın şurada başlıyor. Burada pandemi başlıyor. Ha, 2021'de zirve yaptırıyorsunuz. Tabii. Bütünüyle. Aynen. Burada düşüş neden biliyor musunuz? Buradan buraya bir küçük düşüş var. Bizim kargolarımızın %70'i belli kargo dediğimiz yolcu uçaklarının karın altındaki kargoda taşınır. Tabii, evet. %30'u feri kargo dediğimiz kargo uçaklarıyla taşınır. Şimdi feri kargo uçakları çalışıyor. Yani kargo uçakları. Ama yolcu uçağının altında kargo taşıyamıyorum. Çünkü yolcu uçakları yerde yatıyor pandemiden dolayı. İşte o yüzden... 2021'de onlar devreye girdi. Düşüş ondan oldu. Ta, 2021'de Ama biz de onlar devreyi. değil şeyle telafi edince yolcu uçaklarıyla. yolcu uçaklarıyla telafi etmeye başlayınca fırladı ve buralara geldik. Çok zekice bir plan. Yani peki bunu dünyada yapan var mı başka yolcu uçakları? Ya bizi takip ediyor. Şu anda dünyada başkaları da bizi takip şimdi, ediyor. Şimdi, şimdi follow ediyor. Anda. Follow ediyorlar. Krizin ilk başlarında bizi suçladılar. Ee, bunlar ne yapıyor diye. Ee, hatta arkadaşlarla tartıştığımız zaman acaba seyahat otoriteleri izin verecek mi? E, yolcu uçaklarını da kargoda ağırlıklı olarak kullanmamıza diye. Dünyanın bir numarası kim kargoda? Bunu mu soruyorsun Onur? Kargo müşterileriniz kim diye soruyormuş. Ya nereden bilsin bir sürü bir sürü şey vardır. <laughs> Kargo müşterilerimiz önemli, e, önemli çok büyük forwarderlar var. Önemli çok büyük acenteler var. Lojistik sektörünün çok önde gelen şirketleri var. Yani asal, Onların hepsi bizim Onur müşterimiz. Sorduğu soru Örneğin bizim... ilaç sektörü şu anda inanılmaz bir müşteri. Onur'un sorduğu soru şu açıdan aslında şimdi daha iyi anladım. Önemli diyor ki yani e, demek ki bir talep de varmış siz pandemide. Var. bunu. Türk ihracatçısı. Müşterilerimizden bir tanesi. İracatçılar yani. İracatçılarımıza şu anda 30'dan fazla destinasyonda %10 ile %30 arası indirimler verdik ve onlara özel bir kapasite açtık. Ha, onlara Kim da başkanımız bir... İsmail Gülle Bey'le, Mehmet Muş Bey'le yine Ticaret, Ticaret Bakanımızla birlikte hep beraber oturduk. Dışişleri Bakanlığımızla birlikte Melih Çavuşoğlu Bey ve ekibiyle birlikte hep beraber bir çalışma Değil yaptık. Ya. Onlara özel indirimler verip Türk mallarının dünyaya daha hızlı gitmesini sağlıyoruz. Sorum şu. Eğer siz kargoyu bu şekilde yükseltmeseydiniz Türk Hava Yolları zarar eder miydi? Eee Şöyle söyleyeyim spekülasyon yapmak istemiyorum. Halka açık bir şirketiz. Başkan olarak çok tedbirli ve çok dikkatli konuşmak zorundayım. Her kelimemi seçmek zorundayım. Beni bağışlayın. Çok rahat buna evet ederdi diyebilirim. Ama yani bu kadar Ama başarı kazanamam. Böyle bir başarıyı sağlayamazdı. Biz de diğer şirketlerin bugün Lufthansa nasıl bocalıyorsa, Air France nasıl bocalıyorsa, British Airways nasıl bocalıyorsa, Emirates nasıl şu anda bocalıyorsa biz de çok bocalardık. Ya Ama o zaman, yani sizin kargoya yönelmeniz aslında diyelim ki umarım bir an önce şu pandemi biter kurtuluruz umarım. da hani pandemi bitmese de Türk Hava Yolları açısından bir aset yani bir elinizde. Kesinlikle. Bir önemli Biz krizi bir... fırsata dönüştürdük. Biz herkesten daha çevik davrandık. Biz herkesten daha atik davrandık. Çalışanlarımız da büyük bir aidiyetle çalışma arkadaşlarım işine dört elle sarıldılar ve bir şansımız daha var. Ankara'da kriz çok iyi yönetildi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletin çok istikrarlı biçimde doğru kararlar alarak Türkiye'yi açık tutması dünyaya ve bizim önümüzü açıp ikili diplomasi de çok proaktif davranıp hemen Türkiye'ye uçuşların ve Türkiye'den uçuşların o ülkeye başlaması için devrede olmaları bizim önümüze açtı.